Maalesef bir başka mağduriyet deprem bölgesindeki adalet mücadelesi. Her seferinde dile getiriyorum. Memnun olduğumuz bir konu var ki burada kalkan, kaldırılan apartman isimleriyle anılan davalarda biz neyin üstüne gidersek aileler istediği için belli ilerlemeler kaydediliyor. Bugün de Hatay'daki 6 bloktan oluşan birinci kısım Emlak Bank evlerinin mağdurları, hayatını kaybedenlerin yakınları burada. Bu evler depremin 10. saniyesinde çöktü. 6 blok birden 370 kişi yaşamını kaybetti. 10 saniyede 370 kişi yaşamını kaybetti. Emlak Bank bu evleri yapan Mehmet Özat kaçtı. Ailelerin yer bildirmesiyle, mücadelesiyle Ankara'da yakalandı. Ortaklardan biri Mehmet Özat şu anda tutuklu. Geri kalan şirketin ortakları. Bu apartmanlar yapılırken, bu 6 blok yapılırken ortak olan kişilerden bir başka Mehmet var. Mehmet İhsan. Nerede? Mahkemede, cezaevinde değil. Mahkemede değil. Dosyaya taraf ama yargılanıyor değil. Çünkü ev yapılırken ortakmış, sonradan şirketten ayrılmış. Peki şimdi nerede? Nerede biliyor musunuz? Hatay'da işinin başında. Ne yapıyor? Depremde yıkılan binaları Emlak Bank evlerini yapan firmanın ortağı Mehmet İhsan Aydeğer depremden sonra 1200 deprem konutunun yapım ihalesine girmiş, almış, toplam bedeli 3.7 milyarla şu anda kendi yapıp yıkılan evlerindeki insanlara verilecek konutlar için 3.7 milyar lirayı cebine koymuş, deprem konutu inşası yapıyor. Yazıklar olsun bu düzene, yazıklar olsun adaleti sağlamayanlara, bu adamlara da bu imkanları sağlayanlara. Hafta sonu çiçeği burnunda Çevre Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı bumerang gibi. Millet atıyor geri geliyor. Millet atıyor geri geliyor. İstanbul'a gitti geldi. Bumerang Bakan. Çıktı, inanılmaz açıklamalarda bulundu. Erdoğan demişti ki bir yılda 650 bin konut yapacağız. 1,5 yılda 76 bin konut yaptılar. Bir yılda 650 bin konut sözüne karşı 1,5 yılda 76 bin. Şimdi çıkmış diyor ki 2025 sonu, yani ne oluyor? 2026 Ocak. Yani depremden 3 yıl sonra bütün konutlar bitecek diyor. Kardeşim hanginize inanacağız? Seni atayan Dolma Kalep'in sahibi bir yıl sonra evler olacak. Oyu bana verin dedi. İnsanlar onun bu sözüne güvendi. Ona yetkiyi verdi. O yetkiyle o seni atadı. Sen diyorsun ki 3 yıl bitince evler bitecek. 3 yıl diyor. Yani daha 1,5 yıl konteyner, 1,5 yıl çadır, 1,5 yıl soğuk, 1,5 yıl güneş, 1,5 yıl toz, 1,5 yıl toprak. Ve olursa işi bilenler de diyor ki o günde demiştik diyorlar bu iş 6-7 yıl sürer bu sistemle. Bugün de söylüyorlar bu iş daha 5 yıl sürer bu gidişle. Ama sözlerin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Ama birazcık devletin ciddiyet göstermesine, devlet sözlerinin tutulmasına, tutulmayan sözlerden de hesap sorulmasına ihtiyaç var. Benim sözüm bakana, onu atayana değil. Onlar sözü tutmuyorlar. Ama söz tutmayandan hesap sormak bu milletin hakkıdır ve onu eninde sonunda önüne gelen ilk sandıkta yapacaktır. Buna hiç şüphemiz yok.